Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle 1926 yılına gideceğiz ve genç cumhuriyetin kendini Avrupa'ya tanıttığı Karadeniz sergi gemisinde Avrupa'yı gezeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Yıl 1926, cumhuriyetimiz henüz çok genç ve kendisini dış dünyaya tanıtmak istiyor. O dönemin tanınmış isimlerinden Manisa milletvekili Mazhar Müfit Bey'in aklına bir fikir geliyor ve bu fikri Mustafa Kemal Paşa ile paylaşıyor. Fikir şöyle, bir sergi gemisi tasarlanacak ve Avrupa'nın önemli ticaret limanlarına duraklaya duraklaya 3 ay kadar bir süre içerisinde bir tanıtım gezisi düzenlenecek. Mustafa Kemal'in gözleri ışıldıyor, heyecanla evet bu fikri çok beğendiğini açıklıyor ve hemen hazırlıklara başlanıyor. Tabii ki bir sürü çatlak ses de çıkıyor. Nemiz var ki cihana tanıtacağız, Avrupa'ya rezil mi olacağız, ne gerek var böyle bir şeye, buraya harcayacağımız parayı devletin başka kurumlarına, başka ihtiyaçlarına aktarabiliriz deniyor ama tanıtım çok önemli olduğu için Mustafa Kemal kesinlikle bu işin yapılması için gerekli şartların sağlanmasını istiyor. Aslında en önemli sorun bu değil. Bu 3 ay kadar sürecek mavi yolculuğu hangi gemiyle yapacağız? Elimizde 2 tane gemi var. Bunlardan bir tanesi oldukça eski, 1874 yılından kalmış Gülcemal isimli. Aslında çok deneyimli bir transatlantik. Ancak dediğim gibi çok eski. 3 ay sürecek bu mavi yolculuğu kaldırabilir mi? Bunu çok bilmiyoruz. Bir diğeri de 1905 yapımı Hollanda İmalatı bir gemi, henüz yeni alınmış, yani bakımları da henüz yeni yapılmış olduğu için Karadeniz isimli bu geminin bu mavi yolculuğa çıkmasına karar veriliyor. O dönemin tanınmış mimarlarından Asım Bey, Haliç Tersanesi'ne sokulan geminin iç aksamını düzenlemek üzere göreve getiriliyor. Her ürün için bir ambar belirleniyor ve orası o ürüne uygun dekore ediliyor. Mesela bir ambarda Kütahya'nın çini ve porselenleri sergilenirken, diğer bir ambarda Beykoz Kundura Fabrikası'nın yaptığı ayakkabılar sergileniyor. Öte yandan pamuktan tutun da fındığa kadar yaptığımız bütün tarım ürünleri sergileniyor. Yine bir diğer yandan antika eserler, eski Türk kıyafetleri, Türk kültürünü Avrupa'ya tanıtabileceğimiz ne varsa, hatta çok eski el yapımı bir ud bile bu Karadeniz gemisinde yerini alıyor. Diğer ambarlarda Türk halıları, ipekli kumaşlar, çok kıymetli el emeği, göz nuru, el işlemeleri, hepsi yerini alıyor Karadeniz gemisinde. Bir diğer sorun, sergi seferine kimler katılacak? Çok ince bir eleme sonucunda İstanbul'un entelektüel çevresinden insanlar bu geminin yolcuları olarak belirleniyorlar. Geminin en önemli yolcuları arasında o dönemin Riyaseti Cumhur Orkestrası, yani bu dönem için Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri tam kadro yer alıyor. 47 kişi, şefleri de İstiklal Marşımızın bestekarı olan Zeki Üngör. Onun eşliğinde her durduğu limanda konserler veriyor, klasik müzik konserleri veriyor orkestra. Nihayet 12 Haziran 1926 tarihinde o güzel gün gelip çatıyor. Karadeniz artık rıhtımdan ayrılacak ve belirledikleri rota çerçevesinde Türkiye'nin tanıtımını gerçekleştirecek. Ancak o dönemde Mustafa Kemal Mudanya'da bir ziyarette bulunuyor. İlk önce kendisi görmek istiyor gemiyi. Bu yüzden rıhtımdan, Karaköy rıhtımından ayrılan geminin ilk durağı Mudanya, ilk ziyaretçisi de Mustafa Kemal Paşa oluyor. Mustafa Kemal Paşa çok titizlikle geziyor, bütün ambarları, sergilenen eşyaları büyük bir heyecanla seyrettikten sonra emeği geçen herkese takdirlerini ve tebriklerini sunuyor ve yoluna devam edecek Karadeniz gemisi. Ancak burada bir parantez açmak istiyorum. Mustafa Kemal Mudanya'dan sonra Balıkesir'e, oradan da programı çerçevesinde İzmir'e geçecek. Balıkesir'den İzmir'e hareket edeceğinde İzmir valisi Kazım Dirik'ten kendisine bir suikast planlandığı haberini alıyor. Hepimizin bildiği o kötü olay İzmir suikastı. İşte bu evrede yaşanıyor. Bakın Mustafa Kemal ülkemiz için, ülkemizin dış dünyaya tanıtımı için neler yaparken başka iç güçler neler planlıyorlar. Parantezi kapatarak dilerseniz devam edelim Karadeniz gemisinin seyrine. Ege'ye doğru açılıyor ve oradan da Akdeniz'e yollanıyor. Cezayir ilk durağı, ancak Cezayir'de sadece kömür ikmali yapılıyor. Yani herhangi bir yolcu almıyor.
Kömür ikmalinden sonra İspanya'nın Barcelona kenti, Karadeniz gemisinin ilk durağı burada yolcularını alıyor, tanıtımını gerçekleştirdikten sonra Cebeli Tarık Boğazı'nı geçerek Fransa kıyılarına doğru yol alıyor Karadeniz gemisi. Burada da tanıtımını gerçekleştirdikten sonra İngiltere'nin Londra limanına ulaşıyor. Burada gerçekten görkemli bir karşılama kendisini bekliyor. 4000 misafiri aşkın kişi gelip Karadeniz gemisini geziyor. Ardından Almanya, Polonya, Finlandiya derken Sovyetler Birliği'nin Sankt Petersburg, o dönemdeki adıyla Leningrad limanına ulaşıyor gemi. Daha önce hiçbir Türk gemisi buralara gelmemiş. Bu yüzden de biraz tedirginiz. Tanımadığımız sulardayız artık çünkü. Ancak geminin kaptanı Lütfi Paşa şanına şerefine yakıştırmıyor. Kılavuz kabul etmiyor. Ve kendisi çok büyük bir ustalıkla Sankt Petersburg limanına Karadeniz gemisini yanaştırıyor. Geminin 3 aylık gezisi sırasında yaşanan en tatsız durumlar burada yaşanmış. Önce komünist hükümeti gemiye geçit vermiyor. Biz bir araştıralım geminin içini diyorlar. İçeriğini zararsız bulunca da tek bir şartla yolcu alımına izin veriyorlar. O da fotoğraf makineleri toplanacak. Yani fotoğraf çekimi olmayacak. Tabii ki kabul ediliyor bu durum. Fotoğraf makineleri toplandıktan sonra Sovyetler Birliği'nden de birçok insan gelip gemiyi geziyorlar. En son durağı geminin İtalya'nın Cenova ve Napoli limanları. İtalya'dan sonra İstanbul'a doğru yola çıkıyor Karadeniz sergi gemisi ve ulaştığında 5 Eylül sabahı İstanbul semaları, senfoni orkestrasının çaldığı İstiklal Marşı ve İzmir Marşı ile yankılanıyor. Karadeniz gemisi hareketinden 3 ay sonra yurda ulaştığında pek çok anıyla ve çok güzel bir tanıtımla dönmüş oluyor. Gemide tam 16 defa balo düzenlenmiş. Klasik müzik konserleri verilmiş ve yurdumuzda üretilen envai çeşit ürün Avrupa'ya tanıtılmış oluyor. Birçok ticari girişim gerçekleşiyor Avrupalıların rağbet ettiği ürünlerimiz üzerinden. Gezilerin genel seyrine baktığımız zaman en sönük gezilerin Almanya ve Polonya'da yaşandığını görüyoruz. Hiçbir zaman ziyaretçi sayısı 1000'in altına düşmemiş ancak işte en az ziyaretçi sayısı Almanya'da ve Polonya'da yaşanıyor. En görkemli ziyaret ise az önce söylediğimiz gibi İngiltere'de yaşanıyor. 4000'i aşkın ziyaretçi gemiyi gelip geziyor. Bunun gibi bir gezi 1954 yılında Tarsus isimli bir gemiyle tekrar yapılıyor. Ancak o dönemde Amerika'ya bu gezi düzenleniyor. Ancak ilki kadar görkemli olmamış. Peki siz neler düşündünüz Cumhuriyetimizin bu ilk tanıtım etkinliğiyle ilgili? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir diğer videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.